Seçtiklerimizden kendisi Fahrettin'in kamerasını kullanmak istiyormuş. Fatih, nerede Fatih? Gel, gel Fatih. Gel bakalım, gel. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Var mı mikrofonun? Var. O mikrofon senin. Evden mi getirdin, senin miydi? Evden getirdim. Baya seninmiş gibi yani. Hani öyle bir takmış ki. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nereden geliyorsun? Ümraniye. Ümraniye'den geliyorsun. Neydi hayalin? 15 dakikalık da olsa, yani kısa bir süreliğine. 15 dakika. Ya kısa bir süreliğine diyeyim. Kısa bir süreliğine. 15 dakikalığına da olsa. Ya, kısa bir süreliğine, yani 10 saniye, 15 saniyeden bahsediyoruz. Evet. Bahsettiğimde ne yapmak istiyorsun? Kamerayı kullanmak. Kamerayı kullanmak. Niye hayalini küçük tuttun? Yani cimi cipi kullanmak değil de. Yani bak, kocaman kamera var. Niye şu değil de? Neden bu? Veya niye kanala yönetici olmak istemedin? Niye? Yani hayalini küçük tuttun derken, kameraman arkadaşlarımız alınmasın. Yani o kamera kullan... Evet, gerçekten. Abim, özür dileyerek. Peki, kullanacaksın o kamerayı. Başka bir hayalin var mı? Yok, aslında çok var da hani... Var da söylemezsen, tamam hadi bakalım. Evet, çok var. Belli çünkü senin gelişten. Şimdi bizim hayalimiz de Fahrettin'i işten çıkartmaktı aslında. Bu iki hayalin üst üste denk gelmiş olması acayip iyi oldu. Fahrettin, bir kamerayı verelim arkadaşa. Evet. İşini almayayım abi, işini almak gibi oluyor ama. Kulaklığı da tak. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Türkiye ilk defa... Ben üniversiteleri okurken... Sen şimdi üniversitelerinle... Tamam abi. Bunu da böyle alnına sok. Tamam. Tamam mı? Sen buradan böyle eve gidecekmiş gibi gözüküyorsun. Ben direkt istifa edeyim. Anne, ben geldim. Sabah uyanıyor, kamerayla uyanıyor, böyle kalkıyor. Peki, üniversiteleri sayacağım. Türkiye senin çektiğin görüntülerden üniversiteleri görecek. Nerede olduklarını bulacaksın, tamam mı? Biraz zor olacak ama. Biraz zor olacak zaten, işi o. Bak Fahrettin, kaç senedir kameramansın? 20, hala bulamadı. Yani düşün. Ne kadar zor olduğunu öyle düşün yani. O zaman ben direkt istifa edeyim. İstifa. Hazır mısın? Değilim. Artık hazır. Bir Uni Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi. Gazi Üniversitesi. Beykoz Üniversitesi. Göremiyorum. Önce sesin nereden geldiğini, yani bizdeki ilk kural bu. Sesin nereden geldiği önemli. Hazır, bir de böyle yapıyor. Bu da devam ediyoruz. Beykoz Üniversitesi. Harika. Avrupa Meslek Yüksekokulu. Hiç beni çekmeyin. Kamerada kalsın. Resim seçici. Kamerada kalsın. O hareketler bizim için önemli. Arel Üniversitesi. Sen sabitledin, gidiyorsun oradan zaten. Bulmaya çalışıyorum. Tamam, yani. Hacettepe Üniversitesi. Gedik Üniversitesi. Oradan geldi ses. Tamam, devamını ben yapacağım. Yani Fahrettin'e verelim kamerayı çünkü bu program benim için önemli bir program. Yıllarımı verdim. Kesinlikle. Ben bu programa, yani bu uğurda gitsin de istemem. Fahrettin'e bir şey soracağım. Fahrettin'e gelsene abi, bir mikrofon vereyim. Ben teslim edebilir miyim şunu? Hazır bu vası... Ne oldu, taşıyamıyorsun teslim değil mi? Teslim edeyim, ağırmış. Tamam, ağır, işte onu soracağım. Şimdi bu kameraman arkadaşlara bir büyük alkış şundan dolayı... Bir dakika. Bu kameranın ağırlığı ne kadar Fahrettin? 12 kilo. 12. 12 kilo. Yayın boyunca sırtında o 24 kilo, 30 kilo. Evet. Yayının sonunda 50 kiloya çıkıyor onun ağırlığı. Gık demeden çalışıyorlar. Türkiye'deki bütün kameramanlara gitsin bu alkış. Ellerinize sağlık abi. Teşekkür ederim. Bir kameramanın yapmaması gereken 3 şey nedir yayında? Bir kamerayı böyle tutmayacağım yani. Evet. Net yapmak, yani flüye düşmemek. Flüye düşmemek, net evet, yapmak. Kadrajı kaçırmamak. Kadrajı kaçırmamak. En önemlisi. Güzel kızları çekmek. Güzel kızları evet. Çekmek, tabii. Fahrettin'in işi de böyle. Çok teşekkür ederiz. Al abi. Al Fahrettin, gel. Devir teslim törenimizi gerçekleştiriyoruz.
Hayalin gerçek oldu, keyfin yerinde mi? Yerimde. Harika. Senin gibi efendi adamları tanıdıkça bizim de keyfimiz yerinde. Teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olasın Fatih. Teşekkür ederim.